Akademiyle ilgili birazcık da Akademi Türkiye'de bir tecrüben olmuş bu konuyla Evet. ilgili. Akademi Türkiye'ye hatta bir şarkı da yapmışsın yarışmadan çıktıktan sonra. Şimdi yarışmalara girenler aynı zamanda tabii o Çıktıktan bir sonra değil aslında. içinde mi? İçinde yarışmada da devam ederken lafını böldüm, Yok, özür dilerim. senden dinleyelim onu aslında. Yani Akademi Türkiye'de şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Her tür müziğe ortak yaklaşıyoruz gibi bir sloganla çıktılar. Yani her tür müzisyene, işte atıyorum rock mı yapıyorsunuz, pop mu yapıyorsunuz, rap mi yapıyorsunuz? İşte fırsat tarzı bir şey vardı. O dönemin kadrosu da, hani içerisinde bulunan akademik kadroda keza çok yetenekliydi ki düşün Barış Akarsu gibi Evet, mükemmel bir Allah rahmet ses çıktı. eylesin çok. Allah rahmet eylesin. Daha bugün aklıma geldi, hani şöyle bir trafik kazalarını düşündüm. O kadar büyük müzisyenler kaybetmişiz ki, Evet. yani Onla Tunç, işte Gökhan Kırdar, Evet, Grup Vitamin evet, diyoruz. Yani evet. Hepsini Barış rahmetle anıyoruz. Akarsu, evet yani çok büyük isimleri kaybetmişiz. Bir o vardı mesela, Barış Akarsu çok güzel, potansiyeli de çok yüksek bir Evet. insandı. Devam edebilirdi yani muhtemelen yaşasaydı. Bir o daha temin konuştuk, yani yarışmalardan sesler çıkmıyor. Belki de en son çıkan ve O insanların olabilir. gönlünde taht kuran isim oydu. Yani dolayısıyla hani o yıllarda o yarışmaya katılma amacım oydu. Herkese eşit davranılacak gibi bir durum söz konusuydu. Aa dedim, tamam, bu olabilir, niye denemeyeyim falan. İzmir'den katıldım. Yani bir raple ilgili bir şey dönmediği için o zaman Türkiye'de, yani 2002 belki 2003, o yıllar 2004 mü falan, 2003, 2004 o falan, evet. zamanlar yani çok etkilenmişlerdi mesela söylediğim şarkı. Senin besten mi? Evet falan filan. O zaman magazinsel olaylara değindiğim bir şarkım vardı. Böyle arada sırada işte ünlülerin isimleri geçiyordu. Aslında şu anda yaptığımı o zaman da yapıyordum. Çok böyle şaşırdılar falan. İşte çok yeteneklisin falan filan. İşte biz seni şey yapalım, ne derler ona, bir üst tura taşıyalım. İşte İstanbul'a gelir misin? Tabii ki de gelirim. Hani yani ben yapabileceksem, sanatımı icra edebileceksem gelirim falan. İstanbul'a geldim. İstanbul'da jüriler değişmişti. Yani orada değerlendirenler değişmişti falan. Bir de benim için, yarışma için beste yapmamı istediler. Yani bu yarışmaya beste yapabilir misin? Yaparım dedim, ne Jingle olacak? gibi. Ya jingle gibi bir şey istediler. Ne olacak dedim, yaparım falan. Dedim yapayım falan. Nasıl yani falan dediler. Dedim verin kağıt kalem yapayım. Şimdi mi yapacaksın falan dediler. Evet dedim, şimdi yapacağım ben ne? Çıktım dışarıya, hatta Konrad Otel'deydi sanırım falan. Elemelere gelen insanlar bana bakıyor. Ben özel bir yere gittim. Bu kadar çok sesli ortamda beste yapılmaz diye. İki satır bir şey karalamıştım. Bir nakarat oluşturmuştum ona falan. Sonra onu aranje ettik. Bir demosunu falan çıkardım yani. İşte Atilla abiyle yapmıştık. Stüdyo İzmir'de. Plast'tan aynen. Onlara dinlettim falan. Felaket. Hoşlarına gitti. Okey, tamam. Şeye hadi bakalım, İstanbul'da ne derler ona, onların bir şeyi oluyor böyle, ilk 16'ya kaldım, finale Elemeler kaldım final. falan. Bana da dediler ki hani finale bırakacağız seni. Tamam okey. Ama senden istediğimiz bir şey var. Nedir? Tamam rap söylüyorsun, okey güzel falan. Şimdi de bir pop şarkısı söyle bakalım. Nasıl Bir dakika ya. Hani olacak? ben İzmir'den özellikle sordum dedim bunu yani. Bakın böyle bir muameleyle karşılaşacaksam hiç gelmeyeyim. Yola da devam etmeyelim falan. Şimdi siz dedim bana bunu söylüyorsunuz falan. Ya işte bizim yarışmamızın bir konsepti var. Nasıl bir konseptiniz var dedim. O zaman anlattılar. Dediler ki her hafta yarışmacılara diyeceğiz ki bu hafta rock parçalarını söyleyin. Bir hafta sonra bu hafta pop şarkıları söyleyin falan. Bir hafta bu hafta türkü söyleyeceğiz falan. Dedim tek bir şey soracağım. Ben sizin dedim konseptinize aykırı bir insan değilim. Tamam, okey. Eşitlikten yanayım. Peki her hafta bütün yarışmacılar rap söyleyecek mi? Bir hafta. Her hafta değişiyor müzik türü. Bir haftada rap söyleyecek mi? Bunlar böyle bir kaldı. Sana bir like. Zaten olduk artık asosyal bir halk. Geç bu sene değere bindi bizim hip hop kültürü. Tüh yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü? Şok şok adamı Hayır falan. Dedim siz benim yapmış olduğum müziğe saygı duymuyorsunuz ama sizin yarışma programınıza, konseptinize kendimi değiştirerek orada bulunmama, benden saygı bekliyorsunuz falan. Dolayısıyla ben bu tarz bir şeyin içerisinde yer alamam. Sen ne sanıyorsun kendini falan? Yaşım da 17-18. Yani aslında verdiğim karar, o kadar gurur duyuyorum ki. Çünkü eminim ki bunu yapmak çok zor. İnsanın hayatlarında şey, Tabii. yollar oluyor ya, bu zor olandı. Orada yo ben ün ve şöhret için kendimi satamam. Belki o dönem ilerlesem, hani tamam desem buna, Türkiye'nin tanımış olduğu
ilk rapçilerden biri olacağım. Yani evet, isim olarak medyatik vesaire falan. Ben buna hayır dedim. Yani kendimi değiştiremem. Yarışma programımıza saygım var. Okey. Ama benim yapmış olduğum müziğe saygı duymuyorsanız ben burada yer alamam. Sonradan dışarı çıktım tabii ki de. Yok istemiyorum dedim. Çıktım otele falan boşalttım. Ondan sonra Meral Akay falan da geldi hatta rahmetli. O da dedi ki hani işte jingle'ı falan bari en azından söylememi ilettiler. Hani iletiyorlar falan. Hani bari gel o yarışmada jingle'ı falan. Söyle yaptın bir şey. Ben seni tanımak istedim dedi yani. Hani nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Çünkü yaşıtların falan hani programda yer almak istiyor ve sen hani sana her türlü imkanı sağlayacağımızı söylememize rağmen geri çıktım falan. Tanıştık, konuştuk bir ayaküstü, 5-10 dakika falan. Ama dedim ki yani ben dolayısıyla benim müzik türüme saygı duymayan bir yarışma programı olduğunuz için yapmış olduğum jingle'ı da veremem size. Gelip okuyamam da kusura bakmayın. Ben de böyle bir asiyim. Mekandan kovmuşsun. Aynen öyle yani. Ondan sonra çıktık gittik. O maceramız o. Bir daha da hani ne yarışmadır ne bir şeydir. Zaten